Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Şuara Suresi 192-209. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada çok önemli hakikatleri bizlere anlatıyor. Şöyle ki: وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Şüphesiz o, alemlerin Rabbinin indirdiği bir kelamdır. Yani Kur'an, alemlerin Rabbinin indirdiği bir kelamdır. Nezele bihir ruhul emin, onu emin ruh olan Cebrail indirmiştir. Veya metne bağlı bir şekilde ifade ettiğimizde onu ruhu emin indirmiştir. Bundan da murat Cebrail olarak açıklanıyor. Ala kalbike, senin kalbine ey peygamber, senin kalbine ruhu emin olan Cebrail bunu indirmiştir. Litekune minel münzirin, uyaranlardan olman için. Bilisanin arabiyyin mubin, apaçık bir Arapçayla. Burada Kur'an-ı Kerim'in vahyi ile ilham arasında önemli farklara ayette dikkat çekilmiştir. Şöyle ki Cenab-ı Hak peygamberlerle vahiy yoluyla konuşuyor. Veli kullarıyla da ilham aracılığıyla konuşuyor. Her ikisi de Allah'tandır. Yani vahiy Allah'tan olduğu gibi Allah'ın veli kullarıyla konuşması yine Allah'tan bir tekellümdür. Ama arada fark var. İşte Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Bunu şöyle bir misalle, bir misali nakletmek suretiyle ifade edebiliriz. Mesela bir padişah bir vatandaşıyla da telefonla görüşebilir ama bu arada sadrazamla da özel olarak görüşme yapar. Her ikisi padişahın görüşmesidir. Ama sadrazamla görüşmesi bütün memleketi ilgilendirir. Vatandaşlardan biriyle telefonla görüşmesi ise o vatandaşın bir derdine derman olmayı ifade eder ve bu herkesi de ilgilendirmez. Ama sadrazamla görüşmek bütün ülkeyi ilgilendiren bir durumdur. İşte veli bir zatın kalbine gelen ilahi ilham Allah'tandır. Peygamberin kalbine gelen vahiy de yine Allah'tandır. Ama arada şöyle fark var. Peygamberin kalbine gelen vahiy alemlerin Rabbi unvanıyla gelmiştir ve diğer insanları da ilgilendirmektedir. Ama falanca veli zatın kalbine bir ilham gelmiş, bu bizi ilgilendirmeyebilir. Bizimle alakalı orada bir mesaj olmayabilir. Ve başka bir incelik, onu Ruhul Emin indirdi, Cebrail indirdi. Yani vahiy genelde Cebrail aracılığıyladır, melek vasıtasıyladır. Ama kalbe gelen ilham daha çok vasıtasızdır. Senin kalbine diyor, yani başka bir kalp Kur'an'ın vahyedilmesini kaldıracak kapasitede değil. Yani diyelim enerji çok fazlaysa ampul ona dayanamıyor, patlıyor. Onun gibi insanın kalbi de normalde doğrudan bir vahiy gelse kaldıramaz. Kur'an gibi bir vahiyi ancak Hazreti Peygamber'in kalbi kaldırabilir ve bundan dolayı bu göreve o seçilmiştir. Ve peygambere gelen vahiy insanları uyarması içindir. Ama veli bir zatın kalbine gelen ilham diğer insanları ilgilendirmez. Hatta bunu söylemesi, benim kalbime şöyle bir mana ilham edildi demesi gurur gibi de telakki edilebilir. Söylememesi daha uygundur. Ve apaçık Arapça bir dille diyor. Apaçık Arapça bir dille olması, yani vahide manalar gayet nettir. Verilen mesaj gayet açık seçiktir. Ama ilham yoluyla gelen manalar bir derece perdeli, kapalı. Manalar, renkler birbirine karışık olabilir. İşte bu ayeti bu zaviyeden değerlendirdiğimizde vahiy ve ilham, Allah'tan gelen vahiy ve ilhamın aradaki farklarını görmüş oluruz. Ve innehu lefî züburul evvelin, ve sana gelen bu Kur'an öncekilerin kitaplarında da vardır. Yani sana Kur'an'ın vahyedileceği onların kitaplarında yer almıştır. Senin geleceğin onların kitaplarında yer almıştır. Onlar senin geleceğini müjdelemişlerdir. Ve temel manalar itibariyle de düşündüğümüzde, yani Kur'an'da yer alan hükümler temel esaslar itibariyle önceki kitaplarda da bulunmaktadır. Çünkü kaynak itibariyle hepsi Allah'tandır. Yani Kur'an Allah'ın kelamı, Tevrat da Allah'ın kelamı, İncil de Allah'ın kelamı. Böyle olunca aralarında
elbette müştereklik olacaktır. Evelem yekul lehum aye en ya'lemahu ulema'u beni İsrail. Beni İsrail ulemasının onu bilmesi onlara ayet olarak yetmiyor mu? Onlar için bir ayet değil midir? Yani İsrailoğullarının alimleri Kur'an-ı Kerim'den önceden söz etmişler. Ahir zaman peygamberinden söz etmişler. Bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ve peygamberin Allah'ın elçisi, ahir zaman peygamberi olduğunu göstermeye yetmez mi? Hatta Abdullah İbni Abbas şöyle söylüyor. Ben diyor Hazreti Peygamber'i gördüğümde iman ettim. Daha görür görmez iman ettim. Ve kendi çocuğum hakkında şüpheye düşebilirim. Yani acaba hanımım beni aldatmış mıdır gibi şüpheye düşebilirim. Ama peygamberle alakalı onun peygamberliği hakkında asla bir şüphe içinde değilim diyor. Yârifûnehu kemâ yârifûne ebnâhum. Onlar kendi evlatlarını bilir gibi peygamberi bilirler, tanırlar. Velev nezzelnâhu alâ ba'dil âcemin. Eğer biz o Kur'an'ı bazı Arap olmayanlara, Arap olmayanlardan birine indirmiş olsak fegara'ahu aleyhim, o da onlara okumuş olsaydı mâ kânu bihi müminin, ona iman etmezlerdi. Yani Arap olmayan birisi Arapçanın da fevkinde böyle bir beyanı onlara anlatmış olsaydı aslında bu mucize bir durum olmakla beraber yine de iman etmezlerdi. Tabi burada Arap olmayanlara yani Arap olmayanlara Arapları tebliğ tarzında bir görevin verilmediği de anlaşılıyor. Yani peygamberin ilk muhatabı Araplardır. Ondan dolayı Araplar için de gönderilmiştir. Ama peygamberimizin diğer peygamberlerden bir farkı hem Araba hem Aceme gönderilmiştir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Ama ilk muhatapları itibariyle ilk muhatapları Araplardır. Kethalike seleknahu fi gulubil mücrimin. Böylece biz onu mücrimlerin kalbinde sülûk ettirdik. Yani bundan murat onu inkar ettiler. Onların kalplerinde inkar bu şekilde yerleşti. Bu mana olduğu gibi bunun başka cihetlerine de yine müfessirler dikkat çekmişler. La yu'minune bihi, ona iman etmezler. Hatta yeravul azabel elim, elim azabı görmedikçe onlar iman etmezler. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu aslında açıktır. Peygamberin peygamberliği açıktır. Ama başlarına bir felaket gelmeden, bir musibet gelmeden, elim bir azapla karşılaşmadan onlar iman etmezler. Feyetiyehum bateten ve hum la yeşurun, ve o elim azap ansızın onlara gelecek. Onlar farkına varmadan onların başına gelecektir. Böyle bir azap onlara gelmeden iman etmezler. Feyagulu, ve o zaman onlar şöyle diyecekler. Hel nahnu munzarun. Yani bize mühlet veriliyor mu? Biz bize süre verilecek mi? Bekletilecek miyiz diye bir bekleyiş, arayış içinde olurlar. Efe bi azabina yestacilun. Yani durum böyle olunca onlar bizim azabımızı istiyorlar. Birden azabın kendilerine gelmesini mi istiyorlar? Eferaeyte, yani gördün mü? İn mettanahum sinin, yani senelerce, yıllarca biz onları faydalandırsak. Thümme ca'ahum, sonra da onlara gelse. Mâ kânu yu'adun, o vaat edilen şey kendilerine gelse. Mâ âne anhum mâ kânu yumettaun, onların faydalandırıldıkları şeyler onlara herhangi bir fayda vermeyecek. Yani insanın tabiatında bu noktada bir takım arızalar var. Yani insan peygambere iman etmesi, itaat etmesi gerekirken o kadar harika şeylerle de karşılaşsa, Kur'an'ın belagatı, peygamberin o güzel anlatımı, böyle şeylere muhatap da olsa, senelerce nimetler içinde de yaşasa yine de iman etmeyen iman etmiyor ve küfürde, inkarda ısrar ediyor. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَمَا أَهْلَكْنَا
min garyetin illa leha munzirun. Biz herhangi bir beldeyi helak etmişsek o belde için uyaranlar, uyarıcılar bulunmaktadır. Zikra ve onlar öğüt verirler, hatırlatırlar. Ve mâ künnâ zalimin ve biz zalimler değiliz. Yani Allah hiçbir kavmi uyarıcı göndermeden helak etmez. Kur'an-ı Kerim peygamberimiz vasıtasıyla önce Araplara gelmiş ama bütün insanlığa gönderilmiş. İşte Kur'an-ı Kerim'in tercümeleri, mealleri, tefsirleri vasıtasıyla bu ilahi beyan dünyanın her tarafına duyuruluyor. Ve şu anda biz de Kur'an-ı Kerim'e muhatap oluyoruz. Burada insanlar için öğüt var, ibret var, ders var. Ama insanların pek çoğu yine de kabul etmiyor, anlamıyor ve dinlemiyor. Ve Allah-u Teala biz zalimler değiliz demek suretiyle, yani insanlara bir uyarıda bulunmadan doğrudan bir azabın gelmediğini nazara vermiş oluyor. Ve mâ künnâ muazzibîne hattâ neb'ase rasûle, yani peygamber göndermedikçe biz azap etmeyiz. Likülli kavmin hâd, her kavim için yol gösterici var. Ve likülli ümmetin rasûl, her ümmet için rasûl var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra insanlığa yeni bir peygamber gönderilmedi ve gönderilmeyecek. O Hatemen Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu. Ama ümmeti içinde bu işi bilenler o ilahi daveti diğer yerlere ulaştırıyorlar. Böylece Allah'ın elçisi olan Hazreti Peygamber'in elçileri durumunda dünyanın her tarafına bu hakikati tebliğ ediyorlar. Ve tebliğ edilmedikten sonra zaten insanlar mükellefte olmuyor. İnsanlar ilahi tebliğe muhatap oluyor ve bu muhatap olmanın neticesinde kabul ediyor veya inkar ediyor. İşte bizler de bu zamanda 20. yüzyıl ve devamında 14 asır aradan geçtikten sonra Kur'an-ı Kerim'in davetine, tebliğine muhatap olmuşuz. Ve pek çok İslami eserler var. Kur'an-ı Kerim'in mealleri, tefsirleri var. Veya Kur'an'daki konularla alakalı anlatılan, yazılmış olan kitaplar var. Bütün bunlara baktığımızda ilahi mesajı kendi dilimizle öğrenebiliyoruz. Böyle olunca biz de Kur'an-ı Kerim'e muhatap oluyoruz. Peygamberin davetine muhatap oluyoruz. Ve önceki zamanlarda ilk devir itibariyle mesela Hazreti Peygamber tebliğ ettiği gibi ve ulaşmış olduğu kimseler bu şekilde mükellef oldukları gibi şu anda da biz mükellefiz ve Kur'an'a muhatap olmamız, mükellefiyetimiz devam ediyor. Buna mukabil bize düşen görev ilahi beyanı daha iyi anlamaya çalışmak. Kur'an-ı Kerim bütün alemlere bir öğüt olarak gelmiş ve alemlerin Rabbinin kelamı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde dünyanın, ahiretin sırlarını bize anlatıyor. Dünyanın mahiyetinin ne olduğunu bize bildiriyor ve bu alemde insanlar olarak bizlerin görevleri neler, niçin buradayız, neciyiz, nereden gelip nereye gidiyoruz, vazifemiz neler ve bizi neler bekliyor, ölüm ve sonrasında neler olacak, bu gibi konuları Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de öncekilerin ve sonrakilerin ilimleri var. Ulumul evvelin vel ahirin denilen öncekilerin, sonrakilerin ilimleri Kur'an-ı Kerim'de bulunmakta. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada teşvikte bulunuyor. Ve bu ilimlere ulaşmak isteyenler Kur'an-ı Kerim'le meşgul olsunlar buyuruyor. Gerçekten de her kim Kur'an-ı Kerim'le meşgul olursa ilmi artıyor. Ve Allah-u Teala ilmiyle amil olanlara bilmediklerini de öğretiyor. Vettegullah ve yuallimukumullah. Siz Allah'tan korkun, Allah size öğretir. Bu öğretmek bir takım bilen kimseler aracılığıyla olabildiği gibi bir ilham yoluyla da olabilir. Yani halkımız arasında nice böyle bilge kimseler vardır. Belki doğrudan düzenli bir eğitim görmemiştir ama arif bir insandır, irfan sahibidir. Kalbinde marifet vardır gerçekten ve Kur'an-ı Kerim'i de iyi bir şekilde anlayabilmekte, çevresindeki insanlara güzel bir şekilde takdim edebilmektedir. Ahir zamanın
İşte bu kurak mevsiminde yine de böyleleri az değildir. Nadirattan değildir. Bunlar şu anda da Allah'ın dinini tebliğ etmektedirler. İşte bunları düşündüğümüzde bize de düşen görev Kur'an-ı Kerim'e daha iyi muhatap olmaya çalışmak, daha iyi anlamaya çalışmak ve Kur'an-ı Kerim'in hayatımızda öncelikli olarak yer alması. Her gün Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak ve okuduklarımızı anlamaya çalışmak. Sadece anlamak yeter mi? O da yetmiyor. Anladıklarımızı hayata uygulamak ve öğrenmiş olduklarımızı başkalarıyla paylaşmak. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'le iç içe bir hayat yaşadığımızda elbette Kur'an-ı Kerim bize şefaatçi olacaktır. Dünyada rehberimizdir. Hüdellil müttakin, o müttakilere bir rehberdir. Hüdellin nas, insanlara bir rehberdir, yol göstericidir. Kabrimizi aydınlatacaktır ve sırattan geçmemize vesile olacaktır. Ahirette de bizlere şefaatçi olacaktır. Bu manada Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an'ın tercümanı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.